Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz ve yorumları almaya çalışacağız. Aynı zamanda programımızın ikinci bölümünde Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Profesör Doktor Refet Gürkaynak program konuğumuz olacak Ankara'dan bağlantıyla. Dolayısıyla genel anlamıyla değerlendirdiğimiz zaman piyasalardaki modun biraz daha pozitife döndüğü, bugün itibariyle Fed'den dün gelen açıklamaların doğrudan fiyatlanmaya başladığı bir seans izliyoruz. Avrupa borsalarında Amerikan vadelerinde yukarı yönlü hareketler çok belirleyici. Aynı zamanda biz de Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hamleyle yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Rakamlar neler söylüyor? Bir hızlıca başlayalım. Sonrasında piyasa yorumlarını da alacağız. Borsa İstanbul'da %5'in üzerinde prim an itibariyle 88.500 puana kadar geldik. Endeks içerisinde ekside olan sadece bir hisse var. Geri kalan bütün hisse senetleri artıda işlem görüyor. Keza yine BIST 100'deki tablo böyleyken BIST tüm endekse baktığımızda işlem gören 357 tane hisse senedi var. Bu 357 hisse senedinden 352'sinin şu anda artı seyrettiğini söyleyebiliriz. Ekside kalan sadece 4 tane hisse senedi var. Borsa İstanbul'da bankalarda alım biraz daha belirgin. %6,5'lar civarında yukarı yönlü hareket var. Keza yine sanayi endekse baktığımızdaysa orada da %5,5 civarında prim görüyoruz. Bankalarda özellikle garantide 7,5 liraya kadar geldi. Fiyat 7 liraların altından ve %8'in üzerine ulaşmış durumda şu dakikalarda prim. Avrupa borsalarına bakalım. Avrupa'da da benzer şekilde yukarı yönlü ivme var. Şu an itibariyle Stoxx 600 endeksi %5'e yakın yukarıda. DAX'ta ise gelen bu son paketin ve destekleyici hamlelerin etkisini %6'lık yükselişle görüyoruz. Keza yine İtalya'da da Milano borsasında %5,6 ile son dönemin kuvvetli yükselişlerinden bir tanesine şahit olduğumuzu söyleyebiliriz. Amerikan vadelileri yine aynı şeyleri söylüyor bize. Kısa bir süre içinde Amerika'da da piyasalar açılacak. Orada da %5'ler civarındaki yukarı yönlü hareketle burada yine devre kesici araya girmişti. Bu çerçevede giden işlemlerde şu anda vadelilerinde artıda kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Doların şu an itibariyle zayıflığı sürüyor. Düne kadar aslında çok dolar pozitif bir atmosfer varken Fed açıklamalarının ardından tablonun biraz daha dolar negatife döndüğünü gördük. Dolar endeksi üzerinden bakarsak 101.60'lara kadar geri çekilme var. Keza yine euro dolarda 1.08'in üzerine attık. 1.0820'lere kadar geldik. Bugün gelişen ülke kurları içerisinde dolara karşı değer kaybeden hiçbir para birimi yok. Türk lirası da benzer şekilde dolar karşısında değer kazanıyor. Ve %1.3 civarındaki değer kazanımıyla dün 6.60'ların üstünü gördükten sonra bugün 6.48 seviyesinin altına kadar inmiş durumdayız. Tabloyu böyle özetledikten sonra gidelim GCB Menkul Değerleri Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Çitilci telefon hattımızda. Tuğberk, özellikle rakamlara bakınca bir parça dipten dönüş sinyali, bir parça dönme çabası var gibi duruyor. Bir yandan bu kadar para atıldıktan sonra o paranın karşılığını hisse senetlerinde özellikle alım yönünde kullanma çabası görüyoruz. Ama en kötüsü geride kaldı demek için şu an itibariyle erken mi, yoksa bir parça dipleri bulduk diyen tarafta mısınız? Açıl Bey, iyi yayınlar. Şu anki fiyatlamalara baktığımız zaman da geçici olarak dibi gördük. Virüsün finansal tarafında piyasa iyimser tarafta kalmak istiyor. Bunu da Fed'in sınırsız varlık alımları destekliyor. Peki piyasa hangi ipuçlarına bakıyor? Burada S&P 500'ün 2300 seviyesi üzerinde kalması ve İtalya'nın da 5 yıllık CDS'inin 270 seviyesinden hızlı bir şekilde 184 seviyesine düşmesi. Demek ki İtalya özelinde göreceli olarak en kötüsünün geride kaldığı algısı da bu global moddaki pozitifliği destekliyor. Tabii insani boyutu farklı bir noktada olurken fiyat boyutu çok farklı bir şekilde fiyatlanıyor. Biz de yurt dışındaki pozitifliğe bağlı olarak Borsa İstanbul 100 endeksinde %5'in üzerinde değer kazanımlarını görüyoruz. Burada da piyasa yine virüs özelinde özellikle vefatların yaşlı popülasyonda ağırlıklı olmasından dolayı bunu göreceli iyimser olarak karşılıyor. Peki ne zaman kötümser karşılayabilir? Allah korusun genç vakalarda herhangi bir vefat durumu olursa bu pozitif algıyı bir miktar bozabilir. Ama genel endeks modunda bu 80 binden gelen dip arayışı, buna ilave olarak da bankacılık sektöründeki aşırı ucuzluk, getiri arayışında olan bu bol, ucuz, bedava parayı hisse senetlerine yönlendiriyor. Ve bu bağlamda da baktığımız zaman da sanki bu hareketin yurt dışı bozmadığı sürece 90 bin ve üzerine doğru geçme potansiyelini barındırıyor.
Çok teşekkür ediyoruz Tuğberk aktardığın yorumlar için. Şimdi gidiyoruz araştırma masasına. Gizem Uzuner bizleri bekliyor orada. Gizem, özellikle bu parasal genişlemenin artık dünkü Kongre Senato tartışmasından azade bakan piyasa tarafından biraz daha pozitif yorumlanmaya başlandığını görüyoruz. %5'ler civarında yukarı yönlü hareketler var. Devre kesiciler vadeliler de devreye girip çıkıyor. Dolayısıyla şimdi bir önceki döneme dün seninle birlikte kısıtlı bir zaman periyodu çerçevesinde bakmıştık. Ama birinci, ikinci ve üçüncü tur parasal genişlemelerin piyasa üzerinde ve dahi Türk varlıkları üzerinde etkisinin ne olduğunu biraz daha kapsamlı yorumlayabiliriz artık. Açıl, evet, daha önceki parasal genişlemelere bir bakmakta fayda var aslında. Bakalım bu QE dediğimiz kantitatif genişleme, niceliksel genişleme, ama uluslararası literatürde QE ne demek, daha öncesinde nasıl gerçekleşmişti FED tarafından ve hangi dönemlerde kullanılmıştı, onun bir tarihçesine kısaca bakmakta fayda var. Bununla ilgili hazırladığım bir tane video var, onu da ekrana rica edelim ve üzerinden geçmişe bakalım. Arka planda da dikkat çekmek gerekirse FED bilançosunun yıllar itibariyle 2007'ten bu zamana kadar geçen süre işte nasıl evrildiği, nasıl büyüdüğü geliyor ekranımıza. İlk etapta 2008 diyelim, QE1'in ilk açıklanması. Fed basın açıklamasında 600 milyar dolar tutarında ipoteğe dayalı menkul kıymet alacağını açıkladı. Bu noktada 2009'un Mart ayına kadar geçen süreçte 1.75 trilyon dolarlık banka borcu ve ipoteğe dayalı menkul kıymet ve hazine bonosu tuttu. Haziran 2010 itibariyle bu miktar 2.1 trilyon dolara kadar ulaştığını gördük ve ekonominin tekrar toparlanmaya başlamasıyla birlikte alımlar yavaş yavaş durduruldu. Ancak sonrasında FED bir kez daha ekonominin canlanamadığına karar verdi. Ağustos 2010 itibariyle QE'nin tanımını genişleterek tekrar kaldığı yerden devam etti. Haziran ayındaki duraklamadan sonra alınan menkul kıymetlerin vadesi gelip itfa olmalarının ardından FED bilançosundaki varlıkların da tutarı doğal olarak yavaş yavaş düşmeye başlamıştı. Gerçekleşen itfaların neticesinde de 2012 yılında 1.7 trilyon dolara düşmesi öngörülüyordu. Sonrasında ise FED elde tutacağı tahvil miktarını 2 trilyon doların üzerinde taşıdı. Böyle bir hedef koydu ve bu seviyeyi de tutturabilmek için her ay 2 ila 10 yıllık hazine bonolarında 30 milyar dolar tutarında alım yapmaya başladı. Geçiyorum hemen 2010 yılına. Kasım ayında bu sefer FED QE2 ikinciyi tanıttı aslında. Bu bilinen ikinci tur niceliksel genişleme paketinin açıklanmasının içerisinde şu var: 600 milyar dolar tutarında alımlar 2011'in ikinci çeyreğine kadar devam edeceklendi. Aslında QE1'in bir ismi yoktu ama QE2 tanıtılmasının ardından bu daha öncesindeki FED hamlesine atıfta bulunabilmek için o dönemki de QE1 olarak anılmaya başlandı. Hemen geçiyorum 2012 yılına bakıyoruz. Bu sefer FED o dönemde 11'e karşı bir oyla ayda 40 milyar dolarlık yeni ipotek destekli menkul kıymetler açık uçlu tahvil alım programını başlatmaya karar verdi. Aynı zamanda FOMC'de o dönemde politika faizini en azından 2015 yılına kadar sıfırda tutacağını açıkladı. Ve 2013 yılının Haziran ayına bakacak olursak Ben Bernanke QE politikalarından bazılarını devam eden olumlu ekonomik verilere bağlı olarak azaldığını açıkladı. Özellikle Fed'in önümüzdeki dönemde Eylül 2013 politika toplantısında tahvil alımlarını 85 milyar dolardan 65 milyar dolara kadar azaltabileceğini söyledi. Tahvil alım programının da 2014'ün ortasına doğru tamamlanabileceğini söyledi. Bir faiz artırımı açıklamadı ama enflasyonun %2, işsizliğin de %6,5'a gelmesi durumunda Fed'in hatta faiz artırabileceğini söyledi ve bu açıklamayı yapmasının ardından 3 gün içerisinde borsaların biz çok ciddi bir biçimde düştüğünü görmüştük hatırlanacağı üzere. Bununla birlikte en son 2013 Eylül ayına geldiğimizde FED tahvil alım programını azaltmaya karar verdi ve Aralık 2013'te Ocak 2014'te alımları azaltacağını da duyurduğunu hatırlatabilirim. Böylece 4,5 trilyon dolarlık bir bilanço büyüklüğüne ulaştıktan sonra 29 Ekim 2014 tarihinde bu alımların sonuna geldik. Şimdi dün itibariyle sınırsız açık uçlu bir tahvil alımı daha tanımlandı ve bununla birlikte, bu programla birlikte biz bundan kaynaklı geçmişi bu kadar hatırlatıyoruz. Piyasa ne tepki vermişti diye hatırlatmak amaçlı. Genişlemeden bahsediyoruz. Peki istendiği gibi bu kadar yoğun bir likitte sonucunda riskli varlıklar alım getirebilmiş miydi? Neticesine bakalım. Özellikle Türk varlıkları açısından görmeye çalışalım. Dönüyorum hemen QE1 dönemine. Kırmızı çizgiyle gösterdiğim kısımda dolar Türk lirası, turuncuyla gösterdiğim kısımda ise Borsa İstanbul var. QE1'in devam ettiği dönem boyunca dikkat etmek gerekirse Borsa İstanbul tarafında çok ciddi bir değer kazancı görmüştük ama aynı esnada dolar Türk lirası da hatırlanacağı üzere yükselmişti. Sınırlı da olsa %4'e yakın bir prim yapmıştı. QE2 dönemine dikkat çekmek gerekirse Borsa İstanbul tarafında %4 civarında bir prim olmuştu ama aynı zamanda
zamanda dolar Türk lirası karşısında da bu süreç boyunca %10 kadar değer kazanmıştı. Ve son olarak QE3 döneminde hatırlatmış olayım. Hem dolar Türk lirası karşısında %20'nin üzerinde değer kazandı. Hem de Borsa İstanbul aynı şekilde %23'e yakın bir değer kazancı sadece QE3 platformunda, yani o dönem içerisinde değer kazandığını da hatırlatabilirim Açıl. Gizem, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi dün İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte marketlerdeki esaslar bir kez daha değiştirilmiş oldu. Marketlerdeki yoğunluğu azaltabilmek ve oralarda oluşabilecek virüs dolaşımını minimuma indirebilmek adına atılan adımlar bunlar. Marketteki kişi sayısının sınırlandırılması, kapıya alınabilecek olan maksimum kişinin yazılması gibi çeşitli uygulamalar gelecek. Biz de bu uygulamaları Metro Türkiye Satın Alma Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi Deniz Alkaç'la birlikte değerlendireceğiz. Deniz Bey, özellikle tabii marketlerde hem alan hem marketlerin kendi içindeki yoğunluk açısından bakıldığında önemli süreçler. Dolayısıyla buralarda hem çalışanların sağlığının korunabilmesi hem aynı zamanda müşterilerin buralardaki ihtiyaçlarını gidermede biraz daha fazla temkinli davranmalarını sağlamak adına alınan önlemler. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl çalışmaya başladı bugün bu sistem? Şimdi öncelikle biz tabii çok doğru bir karar, çok yerinde bir karar. Öncelikle onu belirteyim. Ve Metro Türkiye olarak neler yaptığımızdan kısaca bir bahsedeyim bununla alakalı olarak. Şimdi öncelikle Metro Türkiye olarak biz 34 ülkede faaliyet gösteren bir iş ağına sahip olmamızın sağladığı avantajla zaten diğer ülkelerde alınan tedbirleri ve önlemleri yakından takip ediyorduk. Dolayısıyla Türkiye'de gerekli tüm çalışmalarımızı da çok önceden planlamış ve atacağımız adımlarını da belirlemiştik. Çalışanlarımızın ve müşterimizin sağlığı ve güvenliği bizim için en önemli önceliğimiz. Ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinden önce çalışanlarımızın sağlığını ve iş yükünü düşünerek Türkiye'de birçok mağazamızın hizmet saatlerini saat 9'a kadar akşam zaten 19 Mart tarihi itibariyle biz bunun kararını almıştık. Yani bu genelgeden 4 gün önce de biz zaten bu uygulamayı yapıyorduk. Bu düzenlemedeki en önemli amacımız da gerekli hijyen kontrolleri ve raflarımızın düzenlemesi için de ek bir zamanlama yaratmaktı. Böylece tüm dezenfekte işlemlerini en sağlıklı şekilde yapıyoruz ve yapmaya da devam ediyoruz. Ayrıca bu uygulamamızda da yani saat 9'dan 9'a kadar olmasıyla uygulamayla da hızla artan talebe karşılık tüm ürünlerimizin raflara konularak satışa hazır hale getirme süreçlerini tamamlayabiliyoruz. Dediğim gibi biz Metro Market olarak zaten çalışan ve müşterimizin sağlığını, güvenliğini düşünerek İçişleri Bakanlığı genelgesinden önce, çok önce 19 Mart tarihinde bu uygulamaya geçmiştik. Dolayısıyla da çok yerinde bir karar oldu. Tüm perakende sektörünü kapsayacağı için. Şimdi müşteri sayısının sınırlamasıyla ilgili olarak da burada önemli bir noktanın altını çizmek isterim. Biz toptancı bir market olduğumuz için ve mağazalarımız da oldukça geniş. Bu da hem çalışanlarımıza hem de müşterimize önemli bir avantaj sağlıyor. Mağazalarımız yaklaşık 5-10 bin metrekare arasında olduğu için kişi sınırlandırması konusunda herhangi bir aksaklık yaşamayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla hem çalışanlarımızın hem müşterimizin sağlığını göz önünde bulundurduğumuzda geniş alanlarımız sayesinde sosyal mesafe önlemlerinin en iyi şekilde uygulanmasını sağlayabiliyoruz. Genelgeyle birlikte bu sabah tüm mağazalarımız içinde maksimum sayıda hizmet verecekleri müşteri sayılarını netleştirdik. Sosyal mesafe uygulamamızı da göz önünde bulundurarak tüm mağazalarımız aynı anda büyüklüklerine bağlı olarak yaklaşık 500 ile 1000 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasitede. Müşterimize bilgilendirme amacıyla mağaza girişlerimize aynı anda kaç müşteri ağırlayabileceğimizi gösteren bilgilendirme afişlerini astık. Mağazanın girişinde ve çıkışında da güvenlik görevlilerimiz bu sayının kontrolü için büyük bir hassasiyetle zaten çalışıyorlar. Burada büyük bir önem verdiğimiz sosyal mesafe uygulamasını da bahsetmek istiyorum. Yine İçişleri Bakanlığı genelgesi öncesinde zaten sosyal mesafe uygulamasını hayata geçirmiştik. Ve bu kapsamda müşterimize mağaza girişlerinde onların bu konudaki farkındalığını arttırmak amacıyla devamlı broşürler veriyoruz. Kasalarda ve reyonlarda işaretlendirmemiz yapıldı. Müşterimiz arasındaki mesafeyi korumayı amaçlıyoruz ve her 3 dakikada bir zaten anonslarla biz bu sosyal mesafe konusunda müşterimizi uyarıyoruz ve bilinçlendirmelerine özen gösteriyoruz. Yalnız burada tabii diğer tarafta önemli bir konu daha var. Özellikle müşterilerimize alışverişe tüm aile olarak gelmemeleri konusunda da bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle risk grubunda yer alan aile ve üyelerin, çocuklarının gelmemesi konusunda da uyarılar yapıyoruz. Tabii hepinizin bildiği gibi
Tüm para son kendi bir sektörü. Dakikamız ama çok kısaca bir şey sormak istiyorum. Cirolarınız normalleşti mi? Ben, yani çok yükselmişti yani o ilk panikle birlikte. Şu anda normalleşti mi cirolar? Yani şu an hala bence tüketici nezdindeki hızlı talep artıyor, devam ediyor. Özellikle belirli ürün gruplarına odaklanarak. Bunlar da temel gıda ürünleri ve hijyen ürünleri diyebilirim. Ama bizim Metro Market olarak tabii bir de önemli bir iş ortağımız. Horeca sektörü var. Oteller, restoranlar, kafeler var. Biliyorsunuz orası onların bir genelgeyle kapanmasından dolayı şu an o tarafta tabii çok zor durumda sektör, ev dışı tüketim sektörü. Biz tabii bir yandan da onlara destek olmak için, onların işletmelerini sürdürebilmeyi için de önemli çalışmalar yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ama tüketim nezdinde talep yüksek. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Altaş. Son olarak tüm market çalışanları çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Tüm tüketicilerin taleplerini karşılamaya çalışıyorlar. Ve arkada büyük bir operasyon var 24 saat boyunca. Ben başta Metro Market çalışanlarımız olmak üzere bu dönemde gösteren tüm büyük çaba ve özveri için tüm Parakende çalışanlarımıza gönülden de teşekkür etmek istiyorum. Size de iyi günler ve sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Bey aktardıklarınız için. Bizler de tüm Parakende sektöründe çalışanlar için buradan teşekkürlerimizi bir kez daha iletmiş olalım. Büyük risk altında çalışmaya devam ediyorlar. Şimdi gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi bizleri bekliyor orada. Ceren, bugün gelen PMI verileri oldukça kötümser ve aslında doğrudan yavaşlamaya, bu ani duruşa çok doğrudan rakamsal olarak yansımayı gösteren veriler oldu. Dolayısıyla piyasa nasıl değerlendirdi, bir parça üzerine konuşmak lazım. Açıl, bugün gelen veriler Euro bölgesinin tarihin en büyük ekonomik krizine doğru ilerlediğini gösterdi. Çünkü Avrupa'nın genelinden gelen biz PMI verilerinin tarihin en düşük değerini aldığını gördük. Yani verinin yayınlanmaya başladığı 1998 yılından bu yana en sert düşüş kaydedildi. Avrupa'nın genelindeki PMI verilerinde Mart ayında ekonomik aktivitede. Baktığımız zaman Euro bölgesinde bileşik PMI Şubat'ta 51.6 seviyesindeyken Mart ayında 31.4 değerini aldı. Ve özellikle hizmet sektöründeki düşüşün imalat sektöründe gölgede bıraktığını ve endeksin genelinin aşağı çektiğini gördük biz Mart ayında. Seyahat, turizm ve yeme içme gibi sektörlerde çok sert bir çöküş yaşandı Mart ayı itibariyle. Euro bölgesinin en büyük iki ekonomisi Almanya ve Fransa'ya baktığımız zaman ise iki ülkenin de resesyona doğru sürüklendiğini gösterdi veriler bize. Almanya'da IHS Market PMI Mart ayında 37.2'ye geriledi. O da endeks tarihinin en düşük değerini aldı. Ve özellikle ilk çeyrekte Almanya ekonomisinin en az %2 oranında daralabileceğini gösterdi. Dün aktarmıştık, Almanya hükümeti 750 milyar euroluk ekonomik canlandırma paketini onayladığını duyurmuştu. Bugün verinin ardından Almanya hükümetinden gelen açıklamalar da koronavirüsü salgının hızının yavaşlamasıyla birlikte Almanya'da önümüzdeki dönemde yeni bir teşvik programının daha gündeme gelebileceği yönündeydi. Fransa'dan gelen verilere baktığımız zaman Fransa'da bileşik PMI Mart ayında 30.2 ile yine 1998 yılından bu yana en düşük değerini aldığını görmekteyiz. Orada da Fransa Maliye Bakanı açıklamalarda bulundu ve ay başına %1'lik bir daralma tahmininde bulunmuşlardı bu yıl için Fransa ekonomisine dair. Fakat bunun çok üzerinde bir daralmayla 2020 yılını kapatmayı beklediklerini söyledi. Diğer tarafta İngiltere'de de bileşik PMI 37.1 ile yine endeks tarihinin en düşük değerini aldı. IHS Market ekonomisti Phil Smith verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede Avrupa'nın genelinde koronavirüs salgınına karşı önlemlerin giderek artmış olmasının Mart ayı sonrası için aşağı yönlü trendin hız kazanmasını beklediklerini söyledi. Ve Avrupa borsalarına baktığımız zaman bu olumsuz gelen verilerin fiyatlanmadığını görmekteyiz. Çünkü bugün Avrupa borsalarında yükseliş %6'ya yaklaşmış durumda. Hem Fed ve dün Almanya'dan gelen adımların etkisi var. Hem de bunun yanı sıra İtalya'da koronavirüs vakalarının artışını yaşanan azalmada etkili olduğunu söyleyebiliriz. Açıl, yeniden söz sende. Ceren, çok teşekkür ediyoruz. Sana kısa bir araya gidiyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Profesör Doktor Refet Gürkaynak karşımızda. Refet Hocam, öncelikle çok sıra dışı zamanlar. Dolayısıyla
ani duruş diye tarif ettiğimiz ne varsa şu an itibariyle herhalde karşımıza çıkmış gibi görünüyor. Bütün dünya piyasaları açısından da bakıp değerlendirdiğimiz zaman ciddi bir arz şokuyla karşı karşıyayız. Ciddi bir üretim şokuyla karşı karşıyayız. Beraberinde buradan üretilemeyen gelir nedeniyle ciddi bir talep problemiyle de karşı karşıyayız. Daha önceki dönemlerde karşılaştığımız krizlerde talebi canlandırarak sorunu çözmeye çalışıyorduk ama bu kez farklı bir reçete olacak gibi görünüyor. Ama bu reçete şu ana kadar uygulanan kısmıyla yine geçtiğimiz dönemlerdeki tedavi metodları üzerinden gitmek durumunda kalıyor. Öncelikle bu parasal önlemleri, merkez bankalarının attığı adımları ve sınırsız varlık alımları üzerinden işin bir krize evrilmesini engelleme çabasını ne kadar etkin ve efektif buluyorsunuz? Merhabalar. Bizi dinlerken herkesin sağlıklı ve mümkün olduğunca evinde olduğunu umarım. Burada hatırlamak gereken ve devamlı hatırlamak gereken önemli şey şu: elimizdeki bir iktisadi kriz değil, bir sağlık krizi. Ve bu işin sağlık sorunu tarafını çözmeden önce iktisat tarafını çözmenin bir yolu yok. İnsanlar evlerinden çıkamadıkları zaman üretim de yapamayacaklar, alışveriş de edemeyecekler. Ve biz insanları talebi canlandırarak evlerinden çıkartmayı istemiyoruz zaten şu anda. Herkes evinde dursun, şu sağlık sorunu bir geçsin, ondan sonra bu işin iktisadi tarafıyla uğraşacağız. Dolayısıyla şu anda talep yönlü tedbirlerin de işe yarayacağı bir yer yok. Ve hatta yaraması da aslında zararlı olur. Çünkü talebi canlandırmak demek, insanların gene işte hani yemeğe içmeye çıkmaları demek, seyahat etmeleri demek vesaire. Bunun olmamasını istiyoruz zaten. Onun için de yani siz bir ekonomik analistsiniz, ben bir iktisatçıyım. Biz tabii bu tarafını konuşuyoruz için. Fakat mütemadiyen hatırlamak gereken şey, politika anlamında da önceliğin sağlık tarafında olmak zorunda olduğu, ahlaki olarak buna aldıracak terbiyede olmayan insanların dahi sadece iktisada düşünüyorlarsa bile iktisadi sorunların çözülmesi için önce sağlık sorunlarının çözülmek zorunda olduğunu görmeleri gerekiyor. Dolayısıyla şu anda merkez bankalarının ve bununla uğraşan hükümetlerin aslında üretim sorununu çözmek için yapabilecekleri bir şey yok. Çünkü gene evde duran insanlar ne üretim yapabiliyorlar ne alışveriş edebiliyorlar. Fakat bir taraftan da bu sağlık sorunu çözüldüğü zaman ortada üretim yapabilecek bir şirket kapasitesi kalmış olmasını istiyoruz. Büyük mesele şimdi o. Çünkü şirketler bir yandan işte kira ödemeleri gerekiyor, maaş ödemeleri gerekiyor, borçları var, borç ödemeleri gerekiyor. Hiçbir iş yapmazken nakit rezervi olan şirketler dahi bir iki ay içinde bunun hepsini harcayıp bitirecekler. Ki en büyük şirketler hariç hiçbir şirketin de öyle bir iki aylık harcamasını karşılayacak bir nakit rezervi yok. Birçok şirket, burada birçoktan kastım hani hakikaten çok 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 büyük bir kısmı şirketlerin ve küçük şirketlerin bütünü günden güne yaşayan müesseseler. Bu müesseselere sizin geliriniz yok, üretim yapamıyorsunuz, satış yapamıyorsunuz. Ama giderleriniz baki dendiği zaman bunların hepsi birden batacaklar. Şu anda yapılmaya çalışılan şey bunun önüne geçmek. Bu da çok zor bir iş. Çünkü nihayetinde bir kaynak aktarımı gerekiyor. Ama üretim olmayan bir yerde aktarılacak bir kaynak da ortaya çıkmıyor. Onun için de merkez bankaları bir taraftan mali piyasaların tamamen kilitlenip herkesin birden batmasını, her şeyin birden değerinin sıfıra gitmesine engel olmaya çalışıyorlar. Ama bir yandan da aslında gereken şey, hükümetlerin işin içine girip bir şekilde borçların şu anda batmak zorunda olmayan şirketlerin batmasının önüne geçecek şekilde millileştirilmesi. Gideceğimiz yer burası. Bu isim konarak ya da konmayarak. Ama bütün dünyada devlet borçlarının sonsuza gittiğini göreceğiz. Çünkü dikkat ederseniz Türkiye'de de bu tür şeyler çıkıyor ortaya. İşte mesela şirketlerin işi çıkartması yasaklansın. Peki ama maaş ödeyecekler mi bu çalışanlarına? Ödeyeceklerse hangi giderle ödeyecekler üretim yapmıyorlarsa? İşte kiralar ertelensin. Peki ama ev sahipleri nasıl aç kalmayacaklar? Yani her ev sahibi böyle bir 30 tane evi olan zengin insan değil. Dolayısıyla birçok yerde bu doğru yapıldığı zaman devletler kendi üstlerini alıyorlar. İşte İngiltere örneğini biliyorsunuz, başka yerlerde de var. Maaşların epey bir kısmını ben ödeyeceğim diyor devlet. Halbuki devletin de böyle bir kaynağı yok. Dolayısıyla devlet aslında ben bütçe açığını sonsuza götüreceğim. İşte kiranın bir kısmını karşılayacağım, maaşın bir kısmını karşılayacağım, vergi toplamaktan vazgeçtim vesaire türü şeyler söylüyorlar. Ben bunun gayet doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda yapmak gereken şey bu
tür bir durum hiçbir şekilde düşünülmeden ortaya çıkmış olan bir mali sistemin kendi kendini yemesinin önüne geçmek. Hocam tekrar döneceğim ve bu konunun üzerine biraz daha gitmek isteyeceğim. Çünkü hem şirketler tarafıyla ilgili söyledikleriniz önemli, hem de aynı zamanda eğer mali politikalar ve kamu borçları bu kadar artacaksa bunun mahsuplaşması nasıl olacak? Merkez bankalarının buradaki rolü nasıl olacak gibi sorularım var. Çok fakat güzel. Müsaadenizle önce bir gideyim New York'a. New York'ta evet. Melike Ayhan bizleri bekliyor Amerikan piyasalarının açılışını aktarmak üzere. Melike, rakamlara baktığımız zaman oldukça pozitif bir başlangıç olacak gibi duruyor. Zira vadeliler bize birkaç kez devre kesiciyle karşımıza çıktığı için o sinyali net olarak veriyor. Kesinlikle. Ve bunun da altında yatan sebep politik kavganın biraz da olsa durulması, bitecek olması. Şöyle ki pazardan beri demokratlarla cumhuriyetçiler 2 trilyon dolarlık teşvik planı, bu koronavirüs yardım teşvik planı 3. paket olacak bu. Onun üzerinde tartışıyorlardı ve çok ciddi politik bir takım ayrılıklar vardı. Bunu bir kenara bırakıp Senatör Charles Schumer, demokratların liderliğinde, Steven Mnuchin de hem hazine başkanı hem de cumhuriyetçilerin liderliğini üstüne alarak biraz daha ikisi arasında daha iyi gelişen ilişkilerle ve konuşmalarla bunun iyiye gideceğini söylüyorlar. Çünkü demokratlar daha büyük bir paket istiyorlar ve bunların hane halkına şahsa yönelmesini istiyorlar. 1000 değil 1500 dolar çekler gönderilsin diyorlar ve bunun aynı zamanda şirketlerin bu durumdan istifade etmesini engellemesini istiyorlar. Bunun gibi birçok şart vardı. İşte bunun sonuna gelince Fed'in değil aslında mali politikaların ne kadar etkili olduğunu finansal piyasalarda görmüş olduk. İşte 2 trilyon dolarlık kongrenin bu planı şu anda tartışma konusu değil, sadece anlaşma durumunda olurken biz bir yandan da ekonomik verilere bakıyoruz. 9.45'te biraz sonra PMI gelecek, beklenti 49 civarında. Yeni ev satışları yine gün içinde beklenecek olan, gelecek olan verilerden 740 bine çıkması bekleniyor. Bir yandan da tabii Fed'in aksiyonu hala tartışılıyor ve konuşuluyor. Çünkü ucu açık, önü açık. 300 artı 700, şimdi bunun üzerine 300 milyar daha da büyüyecek. Çünkü 700 milyar zaten alacaktı. 300 milyar nereye kadar büyüyecek sorusu geldi. Aslında bize bunu gösteriyor. Wall Street değil, sadece Main Street'e de en büyük kreditör durumuna geldi Fed. Yani Beyaz Saray'a, yani Washington'a demek istiyorum ki bunu Wall Street Journal'ın online versiyonu da çok güzel bir şekilde açıkladı. Bir yandan da şirket karlılıkları başladı. Micron ve Nike'nin bugün kapanıştan sonra ikinci çeyrek karlılıklarını açıklayacaklarını bekliyoruz. Kapanıştan sonra dediğim gibi hala elektronik trading platformunda New York Menkul Kıymetler Borsası 1792'den beri ilk defa oldu. Bu dünden beri ilk ve bir yandan da Philips 66'nın aynı şey, bir petrol firması 1 milyar dolarlık bir kredi borcunu kendisi garantilediğini söyledi. Sermaye giderlerini de keserek işte orada bir yukarı çıkış var. 10 yıllıklarda yine bir artış var. Goldman Sachs altın alma zaman diyerek yatırımcılarına bir yeni bir rapor gönderdi bu sabah itibariyle. Genel anlamda koronavirüs alakalı vakalarda da şöyle bir tarihi maalesef bir gerçek oldu. Amerika'da ilk defa bir günde 100 kişi hayatını kaybetti bu yüzden. Ve evet, bunun bu rakamların daha da büyüyeceği, büyümesi maalesef bekleniyor. Ama onunla ilgili önlemler de alınıyor. Trump'ın söylediği şu, ekonomiyi ben tekrar aktif hale getireceğim. Öyle aylar boyunca insanlar sosyal uzaklaşmadan veya şirketler, restoranlar kapalı kalmayacak. Aylar değil haftalardan bahsediyorum diyerek dün basın toplantısında bunu da altını çizdi birçok kere diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum açıkçası. Melike, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın notlar için. Tekrar gidiyoruz Ankara'ya ve Profesör Doktor Refet Gürkaynak'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Refet Hocam, biraz önce biz New York'a gitmeden evvel söylediğiniz kısım önemli. Dediğiniz ki mali politikaların doğrudan şirketleri ayakta tutabilmek adına kullanılması ve bu çerçevede de şirketlerin buradaki finansman nedeniyle oluşabilecek maliye yükü nedeniyle kamu borçlarının sonsuz kadar gidebilmesi. Şimdi burada bir mahsuplaşma ya da bir noktadan sonra bunların finansmanını sağlayabilecek bir Merkez Bankası hamlesi gerekiyor. Bu hamlenin ne olması lazım sorayım size. Ben gelişmiş olan ülkelerde bütün ülkede yayılmış bir şekilde kamu borcunun monetizasyonunu, yani merkez bankalarının para basıp
hani alın size borcunuzun karşılığı demesini bekliyorum. Bunun da bu durumda hakikaten uygun olduğunu düşünüyorum. Yani ben bir merkez bankacı olarak hayatta söylemeyi beklemediğim şeyler bunlar benim, ama içinde yaşadığımız dünyada hayatta içinde yaşamayı beklemediğim bir dünya. Çünkü şu anda mesele şu, gene hane halklarına yardım edilecek, şirketlere yardım edilecek ve hafif paradoksal bir şekilde hane halklarına yardım etmenin iyi bir yolu özellikle küçük şirketlere yardım etmek. Yani insanların işsiz kalmasının önüne geçmek hane halklarına edilecek en büyük yardım şu anda. Dolayısıyla da bu insanların çalıştıkları iş yerlerinin kapanmasını engellemek gerekiyor. Ama bunu yaparken ortaya çıkacak olan kamu borcu hiçbir ülkede ödenebilir bir kamu borcu olmayacak. Ve gelişmiş olan ülkelerde zaten 2008-2009 krizi sonrası borçları hala ödenmedi. Yani yüksek bir borç stokuyla başlayıp bu işe girecekler. Dolayısıyla da nihayetinde bunun sonu bu isim konarak ya da konmayarak borcun monetizasyonuna ve para basılmasına gidecektir. Şimdi bu ülkelerde iki şeyi hatırlamak lazım. Bir tanesi bu hakikaten yapılabilir. Çünkü bahsettiğimiz işte Amerika'dır, Avrupa Para Birliği bölgesidir, Japonya'dır, İngiltere'dir. Bunlar kendi parası cinsinden borçlu olan ülkeler. Dolayısıyla da merkez bankaları ya tamam bizim euro borcumuz var, euroyu da biz yaratıyoruz. Bastık verdik, bizim dolar borcumuz var, doları da biz yaratıyoruz. Bastık verdik diyebiliyorlar. İkincisi bu ülkelerin Avrupa Para Birliği bölgesinde bir ülke gibi düşünseniz eğer hepsinde bu krize girerken ki mesele enflasyonun fazla düşük olması, enflasyonu hedefe yükseltemiyor olması merkez bankalarının, deflasyon riskinin ortada olmasıydı. Dolayısıyla da bunun sonucunun bir miktar enflasyonun yükselmesi olması herkesi sevindirecek zaten. Eğer bunun arkasından enflasyonun fazla yükselmesi gelirse o zaman da geçtiğimiz 40 yılın merkez bankacılığı uzmanlığı zaten yüksek enflasyonu düşürmek üzerine. Yani dünyada enflasyonu düşürmeyi becerememiş Venezuela, Arjantin ve biz kaldık. Başka her yer bu işin tam olarak nasıl yapılacağını biliyor ve yapıldı zaten. Biz de biliyoruz, biz yapmadık. Onun için hani bu ülkeden hepsi şunu diyecektir. Ya bir dakika, biz reel sektörümüzün olduğu gibi batmasının önüne geçmek için eğer borçlanır, bunu kamu borcuna çevirir, sonra da bunu monetize edersek bunun yaratacağı bir sorun yüksek enflasyon olabilir. Yüksek enflasyonu düşürmek için de belki bir durgunluk yaratmamız gerekebilir. O zaman şunların arasında seçiyor oluruz. Şu anda reel sektörü olduğu gibi kaybetmek ve 10 yıl belki daha fazla sürecek bir depresyona girmek mi? Yoksa bundan birkaç sene sonra ya bu enflasyon fazla yükseldi diyeceğimiz ve düşürmek için durgunluk yaratacağımız bir durumu seçmek mi? Buradaki seçimin o kadar aşikar ve hani iktisat bilmeyen siyasetçilerin dahi anlayacağı bir iş olduğunu zannediyorum ki her tarafta nihayetinde buna gidileceğini düşünüyorum. Burada azizim önemli olan şey şu, bu işin merkez bankaları tarafından maliye politikası için içine sokulmayarak yapılmaması gerekir. Şu anda Fed başta olmak üzere birçok merkez bankasının hiçbir şekilde merkez bankacılığı işi olmayan doğrudan reel sektör desteği vermeye başladığını görüyoruz. Bunlar siyasi tercihler. Hangi sektöre destek vereceksiniz? Hangi şirketleri kurtaracaksınız? Ne kadar şirketler üzerinden, ne kadar hane halkları üzerinden iş yapacaksınız? Şirketlere hangi koşullarda borç vereceksiniz? Merkez Bankası şirketlere şunu diyemez. Benden borç alırsan eğer bunu kendi sermayelerini ihya etmek için kullanmayacaksın. Merkez Bankası'nın elinde böyle bir araç yok. Bunlar maliye politikası araçları ve siyasi kararlar. Dolayısıyla da o siyasi kararların hazineler, hükümetler tarafından verilip sadece bunun finansmanı tarafında merkez bankalarına dönülmesi gerekiyor. Burada şöyle bir faktör var. Bunu yapabilecek ülkeler var, yapamayacak ülkeler var. Parası rezerv para olanlar, kendi para birimi üzerinden borçlu olanlar ve yabancı para birimi üzerinden borçlu olan bizim gibi ülkeler var. Dolayısıyla oralardaki bu reçete bizde uygulanabilir mi diye sormak lazım size. Çünkü biz aslında bu sistematiği, biraz önce tam da saydığınız sistematiği 1970 ile 88 yılları arasında çok doğrudan uyguladık. Zaten bizi çok yüksek enflasyon patikasına çıkartan hazine nakit avansı sistemiyle vergi artışına sebep olmadan kamu finansmanını sağlayabilecek bu model getirmişti, taşımıştı. Şimdi biz tekrar buraya dönme şansına sahip miyiz? Biz bunu yapabilir miyiz mesela? Bravo. Çok
doğru bilgiyle doğru soruyu soruyorsunuz. Tabii yani bunu işte gelişmiş ülkeler diye vurgulayarak, bu ülkeler kendi parasından bahsediyor diye vurgulayarak söylememin nedeni buydu. İlgilenen izleyicilerimiz varsa YouTube'a bununla ilgili uzunca bir video koydum dün akşam. Yani sıkıcı olabilirler. Hani burada da aslında anlatıyorum özetini ama gerçekten de Türkiye'de bu işi bu şekilde yapmamız mümkün değil. Bir ucundan biz de yaparız. Yani bir takım şeyleri biz de yapabiliyoruz. Hani halklara destek vereceğiz. İşte vesaire türü şeyleri Türk lirası cinsinden yapıyoruz. Bunu yapabiliriz. Fakat bu krize girmeden önce de Türkiye zaten krizdeydi. Biz 2018'den beri krizdeyiz. Yani şu anda yumuşamış bir bunun evresinden geçtiğimiz için hani ya iyidir en azından daha kötüye gitmiyor diyorduk bu pandemik patlamadan önce ama Türkiye kendi reel sektörünün çeşitli yanlış verilmiş teşvikler nedeniyle yüksek miktarda dış borç alması nedeni sonucunda döviz kurunun zıplamasıyla reel sektörde epey büyük bir kısmın battığı bir dönemden geçiyor. Şimdi Türkiye'deki döviz kuru uyumsuzluğu zaten baki. Bizim hazinemiz de çok fazla döviz cinsinden borçlu. Reel sektörümüz de öyle. Türkiye'nin net dış alacak verecek pozisyonuna bakarsanız eğer 300 küsür milyar dolarlık bir açık olduğunu görüyorsunuz. Şimdi o açık yukarı iten her şey de bize zarar veriyor. Ve tabii lira cinsinden para basıp bunu sağa sola atıp bunun da dövize hücum etmeyeceğini düşünmek saflık olur. O zaman böyle yapalım ve sermaye kontrolü getirelim demek, sermaye kontrolü nedeniyle Türkiye'deki reel sektörü olduğu gibi batırır. Onun için de bize bu kapı açık değil. Biz bir miktar gene Merkez Bankası parasıyla iş yapabiliriz. Fakat nihayetinde yabancı para cinsinden dış borç almak zorundayız. Gideceğimiz yer, bizim için gidilecek yer orası. Biz gelişmekte olan ülkelerin en kırılganlarından bir tanesiyiz. Dolayısıyla bizim için özellikle önemli bu. Fakat gelişmekte olan ülkelerin birçoğu bir şekilde daha az borca ihtiyacı olanlar uluslararası piyasalar cinsinden, daha büyük borç almak isteyenler, daha kırılgan olanlar uluslararası piyasalardan bu şekilde borç alınamadığı zaman bir fonlama imkanı olsun diye zaten kurulmuş olan IMF üzerinden bir şekilde kendilerinin yabancı para cinsinden fonlamak zorunda kalacaklar. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından bizim için uygun model nedir? Bir de onu soralım size. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Profesör Doktor Refet Gürkaynak Ankara'da konuğumuz. Refet Hocam, kapatırken demiştim ki bir önceki bölümü burada Türkiye için uygulanabilir olanlar ve uygulanamaz olanlar var bu konuştuğumuz seçenekler içerisinde. Biz neyi ne şekilde çözebiliriz? Örneğin biraz önce dediniz ki bizim ekonomimizde özellikle TL tarafında yapılabilecek bir monetizasyonla süreci yönetmek mümkün değil. Çünkü borcumuz döviz cinsinden. Dolayısıyla bir şekilde dış kaynak ihtiyacı var Türkiye'nin. Bu dış kaynağı kalıcı olarak uzun vadeli, orta vadeli bir programla çekme zorunluluğundan mı bahsedersiniz? Yoksa örneğin Avrupa Merkez Bankası ile, belki IMF ile, belki başka bir kanalla, Amerikan Merkez Bankası ile, Fed ile yapılabilecek bir swap anlaşmasıyla, ki bunların hepsinin kanallarının çıktığını biliyoruz son dönemde, bu tür bir anlaşmayla geçici olarak sağlanabilecek bu alanı kullanma şansına sahip olabilir miyiz? Bunlar enteresan sorular, önemli sorular. Şöyle düşünmek gerekiyor. İki şeyden bir tanesi olacak. Ya piyasalardan borçlanarak yapacağız bunu. Tahmin ediyorum sizin önünüzde de açıktır. Şu anda Türkiye'nin 5 yıllık dolar cinsinden Eurobond faizi %8,5. Şimdi bu faizlerle borç alıp, büyük miktarda borç alıp doğru düzgün bir iş yapmanın bir yolu yok. Yani dünya piyasaları Türkiye'ye sen zaten o kadar da kredi verilebilir bir ülke değilsin diyorlar zaten. Onun için de bunu piyasadan borçlanarak yapmanın mümkün olacağını zannetmiyorum. Çünkü bahsettiğimiz meblağlar çok büyük meblağlar. Yani milli gelirin büyük %1'iyle ölçülen bir borçlanmadan bahsediyor olacağız nihayetinde. Şu anki borçlulukla bile bunun kolay olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla da hani işte bizim CDS primlerimiz 500 puanı geçmişken piyasalardan bunu borç almak şu anda çok da mümkün olacakmış gibi gözükmüyor. Şimdi şey çok belli değil. Bu ne kadar süreli gerek bir kaynak ihtiyacı olacak?
Yani kısa süreli bir şeyse bir swap anlaşmasıyla işte lira karşılığı dövizle vesaire yapılır. Ama bana öyle geliyor ki daha uzun süreli ve daha şömürlü bir şeye ihtiyacımız olacak. Çünkü mesela bugün görmüşsünüzdür işte maliyenin işte bir takım vergi ödemelerini ertelemesi. Tamam. Güzel, tamam. Ama bunları ertelemek aslında kurtarmıyor. Çünkü ertelendiği tarih geldiğinde bu kaynak tekrar ortaya çıkmış olmayacak. Yani şu anki iş yapılamaz dönemki kayıp artık kayıp olarak herkesin defterinde duruyor. Onun için de vakti gelip peki ötelemiştik senin borcunu şimdi öde dendiğinde anladım da benim ötelenmiş olan bir alacağım yoktu. Benim kaybetmiş olduğum haftalar, inşallah haftalarla kalacak olan zaman bâti. O kaybın olduğu dönemdeki herhangi bir şey benden istersen ben yere batacağıma gelecekler. Dolayısıyla da burada düşündüğüm daha uzun süreli bir kaynak ihtiyacı, daha yavaş geri ödemesi olacak bir kaynak ihtiyacı. Türkiye ekonomisinin ayağa kalkıp iş yapar bir hale gelmesini ve umuyorum ki doğru yapılırsa geçtiğimiz yıllarda yapılan hatalardan dönülüp ekonominin tekrar kendisini bu sadece kredi büyümesine, sadece inşaata ki inşaatın geri gelmeyeceğinden çok eminim artık ama kredi büyümesiyle körüklenen bir talep üzerinden değil, üretim kapasitesini arttıran bir yatırım üzerinden büyüyecek bir ekonomi haline gelmek. Ama burada benim görüşüm bizim muhtemelen IMF'e gideceğimiz. Bizim gibi ülkelerin birçoğunun IMF'e gideceği. Ve bu da iyi bir programla biz kendimiz gidersek, yani IMF'in ezberine tabi olmak yerine Türkiye için gereken doğru şeyler şunlardır. Biz bunları yapacağız. Bunu yapmak için de şu kadar kaynak getiriyor. Getir onu bize diyerek gidersek bundan çok fazla faydalanma imkanımız da olacağını zannediyorum. Peki hocam işin bir başka önemli bacağı daha var ki o da aslında son dönemde belki en çok tartıştığımız konulardan biri istihdam kaybı. Yani geçen sene Türkiye ekonomisi daralmadı %0.9 büyüdü fakat bir önceki yılla birlikte baktığımızda işte 2.7 0.9 fakat 1 milyon istihdam kaybıyla sonuçlandı. Şimdi geldiğimiz noktada yaklaşık hani yıkıcı etkisi daralma olmasa bile neredeyse kuvvetli bir daralma kadar istihdam piyasasını küçülten bir yapıya bürünmüş oldu. Şimdi geldiğimiz bu noktada yeniden oluşabilecek bir ekstra istihdam kaybı riskiyle karşı karşıyayız. Bunu engellemenin yolu nedir? Birinci soru. İkincisi özellikle tabii buradaki istihdam kaybının yanı sıra kayıtlı olanlara yapılabilecek şeyler var ama Türkiye ekonomisinin yaklaşık 1/3'üne kadar gelmiş bir kayıt dışı istihdam da var. Ve aslında belki buralardaki temel problemi yaşayacak olan, destekten, teşvikten faydalanamayacak olan da bu kesim. Dolayısıyla işin sosyal bacağını da değerlendirerek baktığınız zaman ne söyleyebilirsiniz bu istihdam tarafına? Bu işin hakikaten en önemli kısmı. Yani her durgunluk, her yavaşlamanın en büyük maliyeti zaten işsizlik. Çünkü biz milli gelir işte %2 düştü, 3 düştü, 5 düştü gibi şeyler gördüğümüz zaman ki bunlar büyük düşüşler. Herkesin birden geliri %5 azalmış olsa zorlanırız, mutlu olmayız. Ama hani kimse bunun aç kalmaz. Fakat tabii konjonktür dalgalanmaları, krizler böyle işleyen şeyler değiller. Bir takım insanların geliri hemen hiç değişmiyor. Bir takım insanların geliri sıfıra düşüyor işsizlikle. Büyük maliyet oradan geliyor zaten. Dolayısıyla da marifet işsizlik yaratmayacak, mümkün olduğunca az işsizlik yaratacak şekilde bunu idare etmek. Gene şu anda bu çok zorlaştı. Çünkü biliyorsunuz işte hani restoran işletiyor diyorsanız garsonlarınız vardı. Şu anda artık servis vermeyen bir müessesesiniz. Hani bir hafta tuttunuz, iki hafta tuttunuz, bir ay tuttunuz. Bu tamamen bu iş ne kadar süreceğe geliyor ve ne kadar zaman maaş ödemeye devam edebiliyorsunuz'a geliyor. Burada bir takım işte esnek çalışma zamanları yani bu iş ilişkisini bu nedenle bozmamayı sağlayacak tedbirler önemli. Yani şöyle şeyler hani tamam sen bu işini çıkartma çünkü işi çıkartmak çok keskin bir ayrım ve bir kere bu olduktan sonra tekrar geri almak hızla olan bir şey değil hiçbir zaman. Yani o işçinin o işte olma bağını bu tür ne diyeyim aslında geçici olduğunu bildiğimiz nedenlerle kopartmamak önemli bir marifet, politika marifeti. Şu anda buna yönelik çok fazla bir şey yok bizde. Ama mesela özellikle Almanya'da hemen geçen krizlere düşünmüş oldukları işte aman insanları işten çıkartma, çalıştıkları saatleri azalt ve saatlik ücret öde. Hatta bunun bir kısmını da biz ödeyelim, devlet üstüne alsın gibi tedbirleri görüyoruz. Bunlar hakikaten işe yarayacak şeyler tabii. Çünkü istediğimiz şey hani bu iş bitip
Tekrar bir sokağa çıktığımız zaman peki biz işi yavaşlatmıştık ama bitirmemiştik. İstihdamı saatleri azaltmıştık ama sayıyı o kadar da azaltmamıştık. İnsanları işsizliğe itmemiştik diyeceğimiz bir dönem sonrasında tekrar şirketleri karşımızda bulmak. Lokantalar olsun, kuaförler olsun, hani işte kendi hesabına çalışan ama etrafında insan çalıştıranlar olsun. Aklınıza kim geliyorsa tahmin ediyorum sizin çalıştığınız müessesede de bunlar şu anda önemli şeyler. Bunun kayıt dışı tarafı çok önemli. Fakat benim bu konuda söyleyecek aklı başında içerikli bir şeyim yok. Bu hakikaten benim iyi bilmediğim bir yön. Boğaziçi Üniversitesi'nde Cehennem Ergin hocamız var. Kendisiyle bir ara bununla ilgili bir program yapmak isteyebilirsiniz. O hakikaten uzmandır bunda. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Aktardığınız kıymetli görüşler ve bilgiler için yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Sağlıklı günler temenni ediyoruz size de. Teşekkür ederim efendim. Hepimize inşallah. Sağ olun. İyi. Böylelikle Finans Merkezi'nin sonuna gelmiş oluyoruz bugün için. Kısa bir aramız var. Sonrasında Gözde Özköseoğlu sizlerle birlikte olacak kapanışa doğru da.